yaparsak Durga prasar istediklerimizi yapacaksın. İstediklerimizi yapacaksın. Durga prasar. Durga prasar. Durga prasar. Sakin olun kardeşlerim. Az önce patronla konuştum. Sen ne diyorsun Ramesh kardeş? Daha iki saat önce bize geri adım atmayacağımızı söylemişti. Onlar istediklerimizi yapıncaya kadar grev devam edecekti. Suresh, patronumuz iyi bir adam. İsteklerimizi yerine getireceğini söyledi. Sadece biraz zaman istiyor. Ramesh kardeş, biz de sana aynı şeyi söylemiştik. Ama sen grev yapmamız gerektiğini söyledin. Ve siz de onu dinlediniz değil mi? Bay Lakşe, ben hallediyorum. Ortada karar olmadan greve başladınız. Yine aranızda konuşmadan grevi hemen bitiriyorsunuz. Kendinizi hiç düşünmüyor musunuz siz? Neden onları koruyorsunuz efendim? Bana şunu söyleyin. Grevi neden bıraktınız? Ramesh kardeş öyle söyledi. Gerçekten çok iyi bir iş çıkartmışsın. Sanırım Lakşe aklından bir şeyler geçiriyor. Hı? Evet Ramesh. Çok mantıklı bir insan. Hepimizi düşünüyor. Bu yüzden bu grevin yanlış olduğunu söyleyince ve ona... Ona para verince grevi hemen durdurdu. Onun sizi umursadığı falan yok. Sadece kendi çıkarını düşünüyor. Ramesh! Bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Neden yaptın? Neden? Ne yapıyorsun? Efendim, bizi affedin. O bizim gözümüzü korkuttu. Biz de grev yaptık. Aslında grev yapmak istemiyorduk. Ben de bu grevin nedenini düşünüyorum. Bu grevi sana kim yaptırdı söyle. Söyle. Sanskar. Ya senin adını verirse? Bir dakika anne. Bize ihanet etmeni sana kim söyledi? Kimse. Bunu kimse söylemedi. Biri beni aradı. Ve işçileri kışkırtırsam bana para vereceğini söyledi. Kendini kaç paraya sattın? Ne yapıyorsun Suresh? Efendim, biz onu polise teslim edip fabrikaya döneceğiz. Efendim. Bana değil. Bugüne kadar sizi hep ailesinden gören kişiye ver bunu. Efendim, lütfen bizi affedin. Baba, ben ofise gidiyorum. Baba, Lakşe'ye gerçekten büyümüş. Evet. Sanskar.
Sakin ol Sanskar. Abimin en zayıf oğlunun bu kadar akıllı çıkacağını nereden bileceksin? Bunların nasıl olduğunu bile anlayamadım. Lakşa'nın bu kadar akıllı ve sinsi olacağını hiç düşünmezdim. Bu bir sevgi oyunu. Sevgi çok güçlüdür. Kötü insanları bile iyiye çevirebilir. Ve iyi insanları da kötüye. Sen hala onu unutmamışsın oğlum. Onu asla unutamam anne. Ama Lakşi'ye bunu her zaman hatırlayacak. O benim hayatımı mahvetti. Bana büyük acılar çektirdi. O da aynısını çekecek. Asla sevdiği kişiye kavuşamayacak anne. Asla sevdiği kişiye kavuşamayacak.